çocuklar, bugün Türkçe dersimizde yeni bir konuya geçeceğiz. Bildiğiniz gibi koronavirüsten dolayı hepimiz evlerimizdeyiz. Ve ben de şimdi size sanal ortamdan ders anlatacağım. Beni dikkatlice ve güzel dinlerseniz çok sevinirim. Şimdi hepiniz defterlerinizi ve kitaplarınızı hazırlayın. Dersimize geçelim. Evet, temamız bilim ve teknoloji. Gördüğünüz gibi burada bilim ve teknoloji ile ilgili bazı resimler var. Gördüğünüz gibi bir çocuk bilgisayarla uğraşıyor. Burada çocuklar bilimle uğraşıyor. Burada bir robot var. Burada da bilim ve teknoloji ile ilgili görseller görüyorsunuz. Şimdi hazırlık çalışmalarımıza geçelim. İlk sorumu okuyayım. Tarihteki en önemli buluşlar nelerdir? Siz evlerinizde, arkadaşlarınızla ya da ailenizle konuşabilirsiniz. Ben size birkaç tane örnek vereyim. Mesela pusula, tekerlek, bilgisayar, ampul. Bunlar en önemli buluşlardan birkaçı. İkinci sorumuza geçelim. Teknoloji hayatımızın neresinde? Tartışalım. Teknoloji hayatımızın her yerinde çocuklar. Gördüğünüz gibi ben size buradan uzaktan ders yapıyorum. Ve bu teknoloji sayesinde oluyor. Onun dışında dünyadaki haberleri ya da Türkiye'deki haberleri televizyondan izleyerek alabiliyoruz ya da bilgisayarda araştıracağımız bir konuya girip bakabiliyoruz. Şimdi ilk etkinliğimize geçelim. Burada bir etkinliğimiz var ve bu etkinlik sıradaki hikayeyle ilgili. Siz bu hikayeyi inceleyeceksiniz ve bu hikayede ne anlatılıyor sebepleriyle birlikte bana açıklayacaksınız. Ama ilk önce hikayemizi okuyacağız. Ben size burayı ayırdım, kendim yapmadım. Bu etkinliği siz kendiniz yapacaksınız. Hikayemize geçelim. Ben buradan okuyacağım hikayeyi. Hasan dededen saatin serüveni. Ece sabah çalan alarmın sesiyle uyandı. Annesi ve babası işe gidecekti. Onun için çalmış olmalıydı bu alarm. İlk önce gözlerini açtı ve etrafa bakındı. Günaydın dedi kendi kendine. Ve ardından annesiyle babasının konuşmalarını duydu. Ece'nin annesi, işe geç kalıyormuşum, alarmı neden bu kadar geç ayarladım dedi Ece'nin babasına. Ece'nin babası da, gece uykulu gözlerle yalnız saati ayarlamışım diyerek karşılık verdi. Ardından hızlıca kahvaltı hazırladılar ve hemen yiyerek işlerine gittiler. Ece yatağından kalkıp salona gitti. Salonda Ece'nin dedesi Hasan dede oturmuş, gazete okuyordu. Günaydın dedeciğim dedi Ece. Günaydın torunum diye karşılık verdi dedesi. Ece neden kahvaltıyı birlikte yapmadıklarını sorunca Hasan dede annesiyle babasının acelesinin olduğunu ve Ece'ye daha güzel bir kahvaltı hazırlayacağını söyledi. Kahvaltılarını hazırlayıp yedikten sonra koltuğa oturdular. Ece'nin annesi ve babası doktordu ve Ece dedesiyle birlikte evde kalıyordu. Sebebi ise dünyada oldukça yaygın olan koronavirüstü. Ece okula gitmiyor ve vaktinin çoğunu dedesiyle birlikte evde geçiriyordu. Ece televizyonda çizgi film izliyor, dedesi ise gazetesini okumaya devam ediyordu. Birden Ece dedesine, ''Dedeciğim, annemle babam alarm kurmasaydı işe geç kalacaklardı ve hastaları onlara çok kızacaklardı değil mi?'' Dedesi ise, ''Evet yavrum, işe geç kalsalardı kötü olabilirdi.'' dedi. Ardından köstekli saatinden saatin kaç olduğuna baktı. O arada Ece, ''Dede neden saat telefonundan bakmıyorsun?'' dedi. Dedesi ise, ''Yavrum, eskiden telefon diye bir şey mi vardı? Saati hep buralardan bakardık. Alışkanlık olarak kalmış işte.'' dedi. Ece bu durumu biraz garipsedi ve dedesine bir soru daha sordu. ''Peki dedeciğim, zincirli saatine bakarak saatin kaç olduğunu nasıl anlıyorsun?'' diye sordu. Hasan dede, Ece'nin saat okumayı bilmediğini biliyordu. ''Ve gel torunum, nasıl olsa zamanımız çok. Sana saat okumayı öğreteyim.'' dedi. Ve birlikte saati incelediler. Dakikalar sonrasında Ece artık saat okumayı öğrenmişti. Ve ''Ne kadar eğlenceliymiş. Artık ben de saate buradan bakacağım.'' dedi. Dedesi gülerek, ''Sen telefondan baksan bile yeterli yavrum. Önemli olan zamanı boşa harcamamak.'' dedi. Ece, ''Haklısın dedeciğim. Peki saatlere başka nasıl bakabilirim? Eskiden neler kullanılıyordu?'' dedim. Hasan dede de anlatmaya başladı. Yıllar yıllar önce ilk olarak Mısırlılar güneş saatini bulmuşlar.
Güneş saati için yere 90 derecelik açıyla bir kazık çakıyorlarmış. Güneş hareketleri sonucunda kazığın gölgesi hareket ediyormuş. Bu hareket çevresinde ölçülerek gündüz vakitlerini bölümlere ayırmışlar. İcat edilen güneş saati yalnızca güneş varken kullanabilmekteymiş. Ece birden dedesinin sözünü keserek, yani akşamları saate bakamıyorlar mıymış? Dedesi ise, evet yavrum, bu durum güneşin saatinin işlevini kısıtlıyormuş. Daha sonra Mısırlıların bulduğu güneş saati geceleri işlevsiz durumda olduğu için geceleri de zamanı ölçebilecek bir araç arayışına girmişler. Bu arayış sonucunda su saati icat edilmiş. Bir kabın içerisinde bulunan suyun dışarıya akması ile kabın içindeki işaretler ilerleyen zamanı göstermekteymiş. Güneş saati sadece günün belirli bir anını gösterirken su saatleri zamanı ölçme özelliğiyle daha işlevsel durumdaymış. Ece, ben olsam suyun içine girip oynardım demiş dedesine. Dedesi de gülerek hay aklında bin yaşa diyerek anlatmasına devam etmiş. Daha sonra kum saati kullanılmış. Kum saati üst üste bulunan iki cam fanustan birinde bulunan kumun diğerine aktarılmasıyla zamanı ölçermiş. Kum dışında civa, ince mermer tozu ya da iyice dövülerek pudra haline getirilmiş yumurta kabuğu kullanılırmış. Bu malzemelerin saatler için kullanılması gerçekten çok değişik dedi Ece. Ardından dedesi anlatmaya devam etti. Kum saati gemilerde, kiliselerde, oyun ve çeşitli yarışmalarda kullanılırmış. Saati belirlemek yerine daha çok kısa zaman dilimlerinin ölçülmesinde kullanılan kum saatinin bu eksikliği onun işlevselliğini azaltıyormuş. Ardından Ece, evet dedeciğim, kum saatini bazen oyun oynarken kullanıyorduk dedi. Dedesi ise, evet, kısa zamanlı bir saatmiş diyerek anlatmaya devam etti. Daha sonra ateş saatini kullanmaya başlamışlar. Buna mum saati de deniyormuş. Yandıkça boyu küçülen mumun gölgesinin arkasındaki işaretlere denk gelmesiyle saatin belirlenmesi sağlanırmış. Sonrasında kurmalı ve mekanik saatler geliştirilmeye başlanmış. Tarihte ilk kurmalı saat 1524 yılında Almanya'da yapılmış. Çok geçmeden mekanik saatler üretilmeye başlanmış. Ancak bu saatler daha çok aksesuar gibi kullanılmış. Zaten çok dakik değillermiş. 1700'lerde saat teknolojisinde bir devrim niteliğinde olan sarkaçlı saatler üretilmeye başlanmış. Sallanıp tik tak sesleri çıkaran saatler değil mi dedeciğim? Dedi Ece. Ta kendisi yavrum diyerek devam etti. Sarkaçlı saatler günde sadece bir saniye şaşıyormuş. Bu bir mucizeymiş o zamanlar için. Teknoloji geliştikçe insanların ihtiyaçları artmış. İnsanlar uzun yüzyıllar boyunca sürekli çalışmasını sağlamak için saatlerini kurmak zorunda kalmışlar. Ve 1950'lerde ilk pilli saat üretilmiş. Artık pil bitene kadar saatleri kurmaya gerek kalmadan tıkır tıkır çalışıyormuş. Ve saat teknolojisinde son devrim 1980'lerde elektronik saatlerin hayatımıza girmesiyle yaşandı. Böylelikle saat üretim maliyeti çok düştü. Herkesin saat sahibi olması kolaylaştı. En sonunda da akıllı saat denilen şey çıkmış yavrum. Telefon saate bağlanıyormuş ve oradaki bildirimler saate de gözüküyormuş. Evet dedeciğim, benim sınıf arkadaşımın akıllı saati vardı. Sürekli bize hava atıyordu. Ama ben akrep yan kovanlı saatleri daha çok seviyorum dedi Ece. Hasan dedi gülerek, nereden nereye torunum? Çok yaşlandım. Teknolojiye yetişemiyorum artık. İşte eskiden bu yöntemlerle saate bakılıyormuş. Eski usulü sevmen de çok hoşuma gitti dedi. Ardından, ama sen hep üretken ol, zamandan nasıl kazanabilirim diye düşün olur mu? Dedi. Ece ise, olur dedeciğim dedi. Hasan dedi köstekli saatini eline alarak, al yavrum, bu artık senin, ömür boyu bunu yanında taşı, benden sana hatıra olarak kalsın dedi. Ece dedesinin ona yıllarca kullandığı saatini verdiğini görünce çok sevindi ve ona sarıldı. Çok teşekkür ederim dedeciğim. Bu saati hiç kaybetmeyeceğim diyerek saati tekrardan incelemeye başladım. Hasan dede de torununa gülümseyerek gazete okumaya devam etti. Çocuklar şimdi ikinci etkinliğimize geldik. Okuyalım ikinci etkinliğimizi. Metinde anlamadığınız kelimeleri belirleyiniz ve aşağıya yazınız. Bu sözcüklerin anlamını önce tahmin ediniz, sonra sözcükten bakarak yazınız. Şimdi görelim kelimeleri. Burada ben size birkaç tane kelime buldum, onları yazdım sizin yerine. Sizin anlamadığınız başka kelime olursa alta yazarsınız. Köstekli saat,
işlev, fanus, devrim. Ben bunların anlamını gördüğünüz gibi sözlük kısmına yazdım, sözlükteki anlamını. Tahmin kısmını siz kendiniz yapın. Ben isterseniz size şimdi sözlükteki anlamını okuyayım. Köstekli saat, bir zincir vasıtasıyla elbisenin herhangi bir yerine takılarak kullanılan saat türüdür. Köstekli denmesinin sebebi bu zincir vasıtasıyla taşınmasıdır. Genel anlamıyla kurularak çalışan mekanik bir saat türüdür. Kazık, toprağa çakılarak genellikle bir şeye bağlanmaya yarayan ucu sivri çubuk. İşlev, bir nesnenin gördüğü iş, nesnenin iş görme yetkisi. Mikroskop, fanusun anlamı. Mikroskop, saat gibi araçları tozdan korumak için üzerlerine kapatılan yarım küre biçiminde cam kap. Devrim ise bir toplumun yaşamında önemli işlevi olan kurumların hızlı ve geniş kapsamlı bir biçimde kökten değiştirilmesi ya da yenileştirilmesi, yeniden biçimleştirilmesi ya da belli bir alanda birdenbire gerçekleşen kökten değişiklik. Biraz uzak geldiği için okuyamadım. Siz kitabınızda ama göreceksiniz buradaki anlamları. Sıradaki etkinliğimize geçelim. Bilim ve teknoloji sözü beynin çağrıştırdığı kelimeleri yazınız. Arkadaşlarınızla yazdıklarınızı karşılaştıralım. Siz ailenizle birlikte düşünebilirsiniz ne olduğunu. Ben size sadece birkaç örnek verdim. Siz oradaki boşlukları doldurursunuz. Bilim ve teknoloji deyince benim aklıma icat, teknolojik aletler, yapay zeka ve araştırma geldi. Şimdi sıradaki etkinliğimize geçelim. Aşağıdaki teknolojik aletlerin adlarını altına yazalım. Evet, bunu birlikte yapalım şimdi. Bu gördüğünüz 8 resimin altına adlarını yazacağız. Bu ne arkadaşlar? Telefon değil mi? Bu televizyon. Bu bilgisayar. Şuradaki kulaklık. Bu tablet. Bu fotoğraf makinesi. Bu akıllı saat. Ve bu da mikroskop çocuklar. Şimdi sıradaki etkinliğimize geçelim. Teknolojik aletleri en çok kullandığınızdan en az kullandığınıza doğru sıralayalım. Çocuklar, burada yine boşlukları siz kendiniz doldurun. Ben kendim örnek verdim burada. Hani kendi en çok kullandığım, en az kullandığıma doğru. Telefon, bilgisayar, televizyon, şarj cihazı, müzik çalar, tablet. Benim en çok kullandığımdan en az kullandığım teknolojik aletler bu. Şimdi sıradaki etkinliğimize geçelim. Ne diyor sıradaki etkinliğimiz bize? Aşağıda soruları okuma metnine göre cevaplayalım. Yazdıklarınızı arkadaşlarımıza karşılaştıralım. Siz kendi aranızı arkadaşlarınıza karşılaştırırsınız. Ben şimdi burada cevaplayayım sizin yerinize. Metnin konusu nedir? Metnin konusu Ece'nin saatinin geçmişini merak etmesi ve dedesinin ona saatleri anlatmasıdır. Metin karakterleri kimlerdir? Bakalım kimlermiş? Ece, Hasan dede, Ece'nin anne ve babası. Metnin geçtiği yer neresidir? Metnin geçtiği yer Ece ve ailesinin evidir. Ne zaman olmuş? Sabah. Metnin adı nedir? Metnin adı Hasan dededen saatin serüveni. Ece neden okula gidemiyor? Dünyanın her tarafına yayılan koronavirüsten korunmak için okula gidemiyor. Yani sizin gibi. Metinde Ece'nin ilgisini hangi saatler çekti? Bakalım hangi saatler çekmiş? Elektronik saatler çıkmadan önceki eski saatler ilgisini çekmiş. Şimdi bu sorumuza bakalım. Siz bu metnin yazarı olsaydınız başlığın adını ne koyardınız? Çocuklar, ben size bıraktım bunu. Kendim yazmadım. Siz kendi düşüncelerinizi buraya yazarsınız. Şimdi sıradaki etkinliğimize geçelim. Metin hareketle geçmişten günümüze doğru kullanılan saatleri yazalım. Ne yaptık? Metnimizi okuduk. Oradaki saatleri belirledik. Şimdi bunları yazalım. İlk önce güneş saati çıkmış. Sonra su saati. Sonra kum saati. Ardından ateş saati, yani mum saati. Daha sonrasında kurmalı mekanik saat. Daha sonra sarkaçlı saat. Sonra pilli saat. Daha sonrasında elektronik saat. Ve en sonunda şu an kullandığımız akıllı saatler çıkmıştır. Şimdi sıradaki etkinlik.
metnimize geçelim. Metinden hareketle saat ve zaman kavramının teknolojik açıdan önemini açıklayalım. Çocuklar, ben yine bunu size bıraktım. Siz istediğiniz her şeyi yazabilirsiniz. Ama ben sizin yerinize kendi düşüncelerimi yazdım. Size örnek olmak için. Eğer saat icadı bulunmasaydı vaktin kaç olduğunu tahmin edemez ve sabahları okulumuza ya da iş yerimize geç giderdik. Bu konuda sıkıntılar yaşardık. Bu da hayatımızın düzenini engeller ve karmaşaya sebep olurdu. İşte bu sebeplerden saat ve zaman oluşumları yaşamımızın vazgeçilmez unsurlarındandır. Bu unsurlar bizler için çok büyük bir öneme sahiptir. Yaşamımızı düzenlememizi sağlayarak bize doğru yola sokar. Kol saatimizin bir günlük bozulduğunu, çalışmadığını düşünelim. Tüm gün huzursuz olur, yemek ve işe giriş çıkış vakitlerimizi kestiremezdik. Bu sebeple günümüzde bu sıkıntıları yaşamıyor ve yaşamımızı düzen içinde yürütüyoruz. Çünkü saatlerimiz ile vaktin kaç olduğunu bilip işlerimizi ona göre ayarlıyoruz. Teknoloji sayesinde çıkan akıllı saatler ise yaşamımızı daha da kolaylaştırdı. Sadece saate bakmamızı sağlamıyor, telefondaki bildirimleri, kaç adım yürüdüğümüzü, kalp atışımızı bile gösterebiliyor. Evet, şimdi sıradaki etkinliğimize geçebiliriz. Aşağıdaki videolu metni izleyelim. Videoda neler anlatılmış, oluş sırasına göre sıralayalım. Şimdi videomuza bakalım. Biliyorsunuz ki biz evrende yaşıyoruz. Bütün varlıkların içinde bulunduğu bu büyük boşluğa evren denir. Evrende bizden başka şeyler de var. Mesela kocaman uzay boşluğu var. Bu uzay boşluğunda gezegenler, yıldızlar, meteorlar, uydular gibi bir sürü varlıklar bulunuyor. Bu varlıkların her biri neyse gök cisimleri deniliyor. Uzaydaki gezegenlere gelecek olursak aslında bir sürü gezegen var. Ama biz bunlardan sadece Güneş sisteminin çevresindeki gezegenleri biliyoruz. Çünkü diğer gezegenler yıldızların yörüngesinde bulunan gezegenlerdir. Peki sizce Güneş bir gezegen midir? Hayır, Güneş bir yıldızdır. Hem de kocaman bir yıldız. Çünkü sadece yıldızlar ışık ve ısı yayarlar. Güneşe baktığımız zaman parlak ve yuvarlak bir ışık görürüz. İşte onun adı da fotosferdir. Yani ışık küre. Güneş sisteminde resmi olarak kabul edilen 8 adet gezegen vardır. Bunları Güneşe yakınlıklarına göre sıralayacak olursak Merkür, Venüs, Dünya, Mars, Jüpiter, Satürn, Uranüs, Neptün. Daha önceleri Plüton ile birlikte 9 gezegen vardı. Ancak NASA'daki bilim adamları yaptıkları çalışmalar sonrasında Plüton'u gezegen sınıfından çıkardılar ve küçük gezegen olarak tanımladılar. İşte bu gezegenler arasında 3. sırada yer alan ve bizim de içerisinde yaşadığımız gezegen Dünya. Dünya hem kendi etrafında hem de Güneş'in etrafında döner. Kendi etrafında dönüp aynı yere geldiğinde bir gün oluşur. Yani Dünya kendi etrafında bir kez dönerse gece ve gündüzü oluşturur. Dünya hem kendi etrafında hem de Güneş'in etrafında dönüp aynı yere geldiğinde ise bir yıl oluşur. Dünya Güneş'in etrafındaki turunu tam olarak 365 gün, 6 saat, 42 dakikada tamamlar. Bu yüzden 365 gün, 6 saat geçtiğinde bir yıl bitip yeni bir yıl gelmiş olur. Bizler de her yıl bu yeni yılın gelişini kutlarız. Yeni yılın bizlere mutluluk, sağlık, şans getirmesini isteriz. Peki sizler yeni yıldan neler beklersiniz? Evet, şimdi videomuza geçelim.
Evet çocuklar, şimdi videomuza geçtik. Etkinliğimizi yapalım. Şimdi siz izlediklerinizi böyle kafanızda bir düşünün. Hangisi ne zaman olmuştu, onu ne zaman söylemişti diye. Burada şimdi size 6 tane cümle verilmiş. Bunları oluş sırasına göre yerine koyacağız. Uzaydaki kız ilk önce ne yapmıştı? Evrimin tanımını yapmıştı değil mi? Onun için ikinci cümlemiz ilk cümle oluyor. Yani uzaydaki kız ilk önce evrenin tanımını yaptı. Bütün varlıkların içinde bulunduğu boşluğa evren denir. Bunu söyledim. Daha sonrasında ne yapmıştı? İşte evrende bu boşlukta gezegenlerin olduğunu, yıldızların olduğunu, meteorların ya da uyduların bulunduğunu söylemişti. Onun için ikinci şeyimiz de burada. Evrende uzay boşluğunun olduğu ve bu boşlukta gezegenlerin, yıldızların, meteorların, uyduların olduğunu söyledim. Peki daha sonra ne olmuştu? Uzayda bir sürü gezegen olduğunu ama bizim güneş sistemini bildiğimizi söylemiştim. Üçüncü cümlemiz de burada. Çocuklar size pek gözükmeyebilir ama ben okuyayım size cümleyi. Uzayda bir sürü gezegen olduğunu ama bizim güneş sistemindeki gezegenleri bildiğimizi söyledim. Peki ardından ne olmuştu? Güneşin gezegen değil bir yıldız olduğunu, parlak ve yuvarlak olduğunu, hani parlak olmuştu, ışık saçmıştı. Ona ne demiştik? Fotosfer demiştik. Burada da ilk cümlemizde bunu söylemiş. Daha sonra ne demişti? Güneş sistemindeki gezegenleri saymıştı değil mi? O da burada, hemen okuyayım size. Güneş sisteminde kabul edilen 8 gezegen olduğunu söyledi. Gezegenleri Güneş'e yakınlık derecesinde sıralayacak olursak Merkür, Venüs, Dünya, Mars, Jüpiter, Satürn, Uranüs, Neptün olarak tanımladı. Daha önce Plüton'un da gezegenlerin içinde olduğunu ancak NASA'lı bilim insanları tarafından gezegenlikten çıkarıldığını söyledi. Ve en son cümlemiz de bu kalıyor zaten. Dünyanın hem kendi etrafında hem de Güneş'in etrafında döndüğünü söyledi bize. Dünyanın kendi etrafına dönmesiyle gece gündüz, dünyanın hem kendi hem de güneşin etrafına dönmesiyle de bir yılın olduğunu ve bir yılında 365 gün, 6 saat, 42 dakika olduğunu söylemiş oldu. Şimdi sıradaki etkinliğimize geçelim. Şimdi çocuklar okuyayım etkinliğimizi. İcat denilince aklınıza gelen kelimeleri yağmur damlaları içine yazalım. Bilim ve teknolojide olduğu gibi buradaki boşlukları siz kendi düşüncelerinizi yazın. Ben yine size örnek olarak birkaç tane kelime yazdım. İcat denilince aklıma buluş, mucit, bilim insanı, teknoloji ve hayatın kolaylaşması geliyor. Şimdi sıradaki etkinliğimize geçelim. Şimdi çocuklar burada kısa bir metin var. Ben size bu metni okuyacağım ve bununla ilgili soruları birlikte cevaplayacağız. Bu metnimiz buluşlarla ilgili bir metin. Zaten anlayacaksınız. Geçiyorum okumaya. Milattan önce 3700'lerde en eski ulaşım buluşu olan tekerli icat eden Sümerlerdir. Sümerlerin evlerini yapacakları taşları veya avladıkları hayvanları nasıl daha kolay taşıyabiliriz düşüncesiyle tekerleğin icadını sağlamıştır. Tekerleğin macerası yük taşımak amacıyla sıralanmış ağaç kütükleriyle başlamıştır. Kütüklerin çok ağır olması insanlara yeni araçları itmiştir. Sonrasında kütüklerin orta kısımları inceltilerek kullanışlı bir tekerlek şekline ulaşmıştır. Önceleri vahşi bir hayvan olan atı da evcilleştirerek at arabalarıyla zorlandıkları şeyleri kolayca taşımışlardır. Sümerler tekerleği yük taşımak amacıyla icat etmişseler de özellikle Hititlerin at arabalarının düşmanlarına üstünlük sağlamak amacıyla savaşlarda kullandıklarını bilmekteyiz. Tekerleğin tarihindeki ilk örneği ve ilham kaynağı, testi, tabak ve benzeri ürünler yapan çömlekçilerin kullandığı tekerleklerdir. Tekerleğin kullanım alanları sadece ilk araçlarla sınırlı kalmamıştır. Tekerleğin icadı ile insanlar uzak mesafelere yolculuk etmeye başlamışlardır. Bu sayede göçler kolaylaşmış, uluslararası ticaret ve insanlar arası etkileşim artmıştır. Ayrıca tekerlek günümüzde kullandığımız birçok buluşun da temelini oluşturmuştur. Evet çocuklar, şimdi sıradaki etkinliğimize geçip sorularımızı cevaplıyoruz. Tekerlek ilk ne zaman icat edildi? Tekerlek M.Ö. 3700'lerde icat edildi.
Tekerlek ilk hangi medeniyetlerde kullanıldı? Sümerler ve Hititler'de kullanıldı. Tekerlek hangi amaçlarda kullanmak için icat edildi? Avlanılacak hayvanları veya evi yapacak malzemeleri taşımak, savaşlarda kullanmak, uzun mesafeleri yolculuk amacıyla icat edildi. Tekerleğin icat edilmesinin önemini kendi düşüncelerinizi ifade ediniz. Çocuklar, burada siz kendi düşüncelerinizi ifade edin, yazın. Ben yine size örnek olmak amacıyla kendi düşüncelerimi buraya yazdım. İnsanoğlunun yapmış olduğu en önemli icatların başında gelmektedir. İnsanlığın üzerindeki yükü alarak onun hareket kabiliyetini arttırmış, hem insanların hem de onların ihtiyacı olan malların bir yerden bir yere taşınması kolaylaştırmış, savaşta kullanarak bir uygarlığa, bir başka uygarlık üzerinde üstünlük kurmasını sağlamış, farklı uygarlıkların birbiriyle tanışmasını ve malların kolaylıkla taşınmasını sağlayarak değiş tokuşunu imkan sunarak ticaretin gelişimini sağlamıştır. Şimdi sıradaki etkinliğimize geçelim. Bakalım ne varmış. Güneş ışınları içinde yer alan es sesli kelimelerin her iki anlamıyla ilgili birer cümle kuralım. Evet çocuklar, burada es sesli kelimelerle ilgili bir çalışma yapacağız. Kitabımız burada bize es sesli kelimelerin ne olduğunu hatırlatmış. Güneş ışınlarında cümle kuracağımız es sesli kelimeler yazmış. O zaman ben size okuyayım es sesli kelimenin ne olduğunu, hatırlayalım. Es sesli kelimeler aynı şekilde yazılıp okunan, dolayısıyla da ses bakımından birbirinin aynısı olan, ancak anlamları birbirinden tamamen farklı olan sözcükler arasında anlam ilişkisini es sesli kelimeler, diğer bir ifadeyle sesleş kelimeler adı verilir. Şimdi bakalım cümlelerimiz nelermiş. Yine çocuklar, siz kendiniz cümle yazabilirsiniz. Ama ben burada yine kendi örnek cümleler kurdum. Bundan esinlenerek size örnek kelimeler, örnek cümleler kullanabilirsiniz. Birinci kelimemiz el. Kadının sol eli kapıya sıkışmış. Burada el, organ olan el kullanılmış. El sözüne kanıp da yuvanı yıkma. Burada el, başka insanların, başka kişilerin sözüne kanıp da yuvanı yıkma demek istemiş. İkinci kelimemiz aç. Annen gelince kapıyı aç. Bu normal, kapıyı açmak anlamında. Minik kuş çok açmış. Yani burada acıkmak anlamında kullanılmış aç kelimesi. Üçüncü kelimemize geçelim. Üçüncü kelimemiz de kır. Bahar gelse de kırlarda kozsak. Bu kır ne anlamında? İşte çimenlerin olduğu, çiçeklerin olduğu bir alan, yeşillik alan. Yaramaz çocuk annesinin en sevdiği vazosunu kırdı. Burada yine bir şeyi paramparça etmek, kırmak, yıkmak o anlamda kullanılmış. Şimdi dördüncü kelimemize geçelim. Dördüncü kelimemiz gül. Anneler gününde anneme gül aldım. Bu ne? Yani gülmek anlamında değil. Normal çiçek olan gül. İkinci cümlemiz, fotoğraf çekiyorum, hadi biraz gül. İşte burada gülmek anlamında gül kullanılmış. Sıradaki kelimemize geçelim. Ocak. Ocakta yemeği olduğu için bizim de alışverişe gelemedim. Bu ne? Yemeklerin yapıldığı yer anlamında kullanıldı. Ocak ayında hep birlikte karnı adam yaptık. Bu da 12 ayın 1. ayı olan Ocak ayı. Evet, sıradaki kelimemiz bakalım neymiş? Yüz. Neden yüzünü obaya sürdün? Yine yüz, bu anlamda çehre. Senin yüzünden okula geç kaldım. Yani sen sebep oldun demek istiyor. Buradaki yüz o anlamda. Sıradaki kelimemiz kaz. Daha derin kaz. Belki bir şey çıkar. Burada ne? Hani kazmayla kazıyoruz ya, oradaki kazmak anlamında kullanılmış. Derinin kenarındaki kazlar çok güzeldi. Buradaki kaz da hayvan olan kaz. Bakalım sıradaki kelimemiz neymiş? Ben. Ben sizinle gelmek istemiyorum. Burada ne? Ben. Kendim anlamında kullanılmış. Çenesinde küçük bir ben vardı. Bu da işte yüzümüzde, kolumuzda, vücudumuzun herhangi yerinde bulunan siyah nokta anlamında kullanılan ben kullanılmıştır. Şimdi sıradaki etkinliğimize geçelim. Evet, ne diyor etkinliğimize? Aşağıda parantez içlerine uygun noktalama işaretlerini koyalım. Şimdi bakalım burada hangi cümlelerimiz varmış. Annemle bugün pazara gittik. Burada ne olması gerekiyor? Nokta koyması gerekiyor. Nokta koyuyoruz. Atilla, kalemlerimi nereye koydun?
burada soru soruyor. Onun için soru işareti koymamız gerekiyor. Eyvah! Yumurtalar kırıldı. Burada eyvah diyor, telaşlanmış. Onun için buraya bir ünlem işareti koyuyoruz. Yumurtalar kırıldı kısmına da nokta koyacağız. Dayım Ankara'dan geldi. Ankara'dan. Özel isim ayırdığı için burada kesme işareti konulacak ve sonuna da nokta. Sevdiğim spor dalları basketbol, futbol ve voleyboldur. Bakın 3 tane kelime var burada. Bunları ayırmış. Basketbol ve futbol arasında bir virgül olması lazım. Ve cümlenin sonu nokta ile bittiği için nokta olması lazım. Yaşasın! Maçı kazandık. Burdini bir coşkulu bir şekilde söylüyor. Yaşasın! Ünlem olması lazım ve maçı kazandıktan sonra nokta koyacak. Canım dedeciğim. Burada nokta koyacak ya da virgül de koyabilir. Çünkü mektup yazabilir mesela. Hani bu cümleye bağlı. Bana yardım eder misin? Buraya da soru işareti koyuyoruz. Dikkat et! Üzerine çamur sıçramasın. Burada yine bir telaşlanma var. Dikkat et diyor. Ünlem ve sonunda nokta olacak. Profesör Doktor Hakkı Yalçın ameliyat oldum. Bakın burada kısaltılmış kelimeleri ayırmak için ne yapıyorduk? Hep nokta koyuyorduk. Ve burada özel ismi ayırdığı için ne koyuyoruz? Kesme işareti ve en sonunda nokta koyacağız. Mine PTT'de mi çalışıyor? PTT ne bu? Özel isim ve burada ayırma kullanacağız. Yani kesme işareti. Mi çalışıyor dediği için de burada soru soruyor. Soru işareti koyacağız. Ay elim çok kanıyor. Burada yine bir coşkulu bir şekilde telaşlanmış. Onun için buraya bir tane ünlem ve buraya da nokta koyacağız. Şimdi sıradaki etkinliğimize geçelim. Evet geçelim bakalım etkinliğimize. Esra ve Cemre kardeşler yazım kurallarından oluşan Türkçe ödevini yapamıyorlar. Onlara yardım eder misiniz? Ederiz tabii ki. Hadi bakalım çocuklar başlayalım. Burada mini bir testimiz var. Bu testteki soruları cevaplayacağız şimdi. Hangi kelimenin yazımı yanlıştır? Bakalım. Diplomatik, bu doğru. Karikatürist, bu da doğru. Klasik, sizce bu kelime doğru mu? Burada klasiğin ı'sı olmaması gerekiyor değil mi? Siz de kitaplarınıza inceleyin o kelimeyi. Bakın burada ı var. Ü olmaması lazım. Klasik diye yazılması lazım. Ve dramatizasyon. Bu doğru yazılmış. Yani anlıyoruz ki doğru şık C şıkkı. Yani yanlış olan kelime bu. İkinci sorumuza geçelim. Hangi kelimeye e getirilirse kesme işareti kullanılmalıdır? Bakalım şimdi sırayla. Çiçek, çiçeğe. Burada ayırmıyoruz. Tebeşire, şehre. Bakın bunların üçü gördüğünüz gibi tekil isim. Ama bakın Mehmet'e. Burada özel isim var. Özel isme e getirilirken kesme işaretiyle ayırmamız gerekiyor. Onun için doğru cevabımız D şıkkı olacak. Üçüncü sorumuz hangi cümlede özel adın yazımıyla ilgili hata yapılmıştır? Bakalım şıklarımıza. A şıkkında ne diyor? Teyzemler park sokakta oturuyor. Teyzemler park sokakta oturuyor. Park sokağa doğru ayırmış. B şıkkı. Annem Trabzon'da yeni bir iş bulmuş. Bakalım Trabzon'da. Bunu doğru ayırmış. C şıkkında babam yarın akşam Bursa'ya gidiyor. Bakın yine burada özel isim ne var? Bursa'ya. Burada da doğru ayırmış. Ve son şıkkımıza bakalım. Ayşe kedisi boncuğu çok seviyor. Bakın çocuklar burada kedinin ismi söylenmiş Boncuk diye. Boncuk özel isim olduğu için burada B harfinin büyük olması ve burada da boncuğu olduğu için ayırması gerekiyordu. Kesme işaretli yani yanlış olan şıkkımız D şıkkıymış. Şimdi sıradaki sorumuza geçelim. Cevdet Bey yarın akşam Muğla'ya gidiyor cümlesinde yanlış yazılan kelime hangisidir? Benim gözüme direkt özel atlar takıldı. Özel isimler. Cevdet doğru yazılmış. Muğla'ya kelimesi de doğru yazılmış. Bu da ayırmış doğru şekilde. Şimdi bakalım B kelimesi. Bakın burada B kelimesi yanlış yazılmış. Çünkü hitap yapılıyor. Cevdet Bey. Buradaki B harfinin büyük olması lazımdı. Diğer şıkları bakalım. Yarın doğru. Muğla'ya doğru. Akşam doğru.
Onun için yanlış şıkkımız A şıkkı. Hangi cümlede K'nin yazımı ile ilgili yazım yanlışı vardır? Vazodaki çiçekleri beğendin mi? Bakın burada doğru. Vazodaki. B. Sokaktaki insanların düşüncesi de önemlidir. Bu da doğru. Beni görünce öyle şaşırdı ki. Bu da doğru çocuklar. Bakalım son şıkkınıza. Sendeki kitapları da okumak istiyorum. Bakın çocuklar burada sendeki demiş. Buraya ayırmaması lazımdı. Bitişik olması lazımdı. Onun için D şıkkı. Sıradaki sorumuza geçelim. Hangi cümlede yazım yanlışı yapılmamıştır? Sen de bizimle gelsene. Bakın çocuklar burada sen de'yi ayırması lazımdı. Çünkü burada bağlaç olan D var. B şıkkına bakalım. Aynur salı günü köye gidiyor. Çocuklar günler tek başına büyük yazılmıyor. Onun için burada salının sesi küçük olması lazımdı. Bu da yanlış. C şıkkı. Tatilde iyi dinlendim. Burada bulunma haleki var. Yani burada bağlaç olan D yok. Onun için tatillerin birleşik yazılması lazımdı değil mi? Onun için C şıkkımız da yanlış. Ablam 10.05.1985'te Adana'da doğmuş. Bakın çocuklar burada hem tarihi hem de özel ismi doğru yazmış. Onun için doğru şıkkımız D şıkkı. Sıradaki sorumuza geçelim. Hangi kelimenin yazımı yanlıştır? Hanım eli. Biliyorsunuz bu bir çiçek ve anlamsız kelimeler olduğu için birleşik. Bu doğru. Sivrisinek bir hayvan. Bu da doğru. Sivrihisar bir yer adı ve bunun da birleşik yazılması gerekiyor. Ama gece kondu. Bu ayrı yazılmaz. Bu da aynı şekilde bunlar gibi birleşik yazılmalı. Onun için şıkkımız C şıkkı. Şimdi sıradaki etkinliğimize geçelim. Siz bir mucit olsaydınız ve yeni bir saat tasarlamak isteseydiniz bu nasıl olurdu? Altı çizelim. Evet, okuduğumuz hikayeyi hatırlıyorsunuz. Orada saatleri anlattı Hasan de bize. Şimdi sizden de buraya boş bıraktım. Ben kendim yapmadım. Hayal gücünüzle nasıl bir saat yapabilirim? Bu saat nasıl çalışabilir? Bunu resmetmenizi istiyorum. Evet çocuklar, bugünkü dersimizin sonuna gelmiş bulunmaktayız. Beni izlediğiniz ve dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Umarım kitaptaki etkinlikleri benimle birlikte yapmışsınızdır. Bir dahaki dersimizde görüşmek dileğiyle. Hepinize hoşça kalın.